28 Haziran 2022 Salı Kocaeli At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Kocaeli'de 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 2 yaşlı İngilizlerin, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı The Life King'in son yarışı mükemmeldi. Sonrasında idmanlarında da oldukça değiştiğini gösterdi. Mükemmel hazırlıkları ve üst düzey formu ile, artık maiden'dan çıkma zamanı gelmiştir. 3 numaralı The Life King, günün ilk bankosu olarak yazılabilir. İkinci koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 4 yarışı 1500 metre kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı Long Play uzun sprint yapabilen çok kabiliyetli bir tay. Yarış yavaşta gitse, hızlı da gitse ona göre konumlanan ve düzlükte güçlü gelen bir isim. Bugün tempoda liderliği Best of Fatoş alacaktır. Arkasında ise Long Play ve Çiğkeleş yer alacaklar. 3 numaralı long play'in öndeki atı yakalayamama gibi bir problemi yok. Uzun ve güçlü sprinti ile, düzlükte mutlaka gruba hakim olacaktır. Çilkeleş'in performansı bu gruba yetebilir fakat, bugün için long play'in seriye devam edeceğini düşünüyoruz. Günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. 2 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı Germuşlu Fuat, Urfa'dan çok hazır bir şekilde buraya geliyor. Hakkında iddialı duyumlar aldık. İlk yarışında pek güvenilmeyen bir tay olsa da, yarış içerisindeki görüntüsü çok beğenildi. Koca pistine de iddialı geliyor. Bugün yarış içi bir aksilik yaşamaz ise, kazanır diyorlar. Biz de günün üçüncü bankosu olarak öneriyoruz. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Riske girilmemesi gereken bir koşu olacak. Her ne kadar formda isimler start alıyor olsa da, yarışın gidiş hattında belirsizlik var. Koşuyu hızlandıracak süratli atların, bazen gerilerde bekleme yapması, ağır bir tempoya sebep olabilir ayırımsız tüm atları yazalım ve sonraki koşuya geçelim. 5. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1500 metre kum pistte koşulacaktır. Ergüçlü'nün mutlaka liderliği alacağı bu koşuda onu sıkıştıracak süratli isimler var. Yarış muhtemelen süratli tempoda başlayacaktır. Yine de ön grup atlarının şansı az diyemeyiz. Kilo farkları dengeleri oldukça değiştirdi. Bu koşuda da riske girilmemesi taraftarıyız. Ayırımsız hepsini işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 6. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının şartlı 4 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır kısa mesafeli tam bir sürat yarışı izleyeceğiz. Gerilerde bekleme yapan fazla isim olmadığı için, çoğu tayın önlerde kalmak için mücadele vereceğini tahmin ediyoruz. Bu tempoda, ön gruptaki güçlü gördüğümüz iki tayın, çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. 1 numaralı Sultan Beşir ve 3 numaralı Sultan Yel arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Bu aralar mükemmel form durumu olan Sultan Yel bir adım önde gözükse de, kısa vade koşmuş bir Sultan Beşir'i ihmal edemeyiz. Bu sebeple, iki sultanı ayırmayalım. Bu koşuyu 1 ve 3 yazarak geçelim. Yedinci koşu. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı dört yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yamak iki sınıfındaki aprentiler at binecektir. Yarışta genel olarak ağır bir tempo bekliyoruz. Ekürilerden Persian Prince'in liderliği almasını bekliyoruz. Bu atın kilosundan dolayı, önde boş kalacak olsa da bitirme ihtimalini zayıf görüyoruz. Ekürisi King Isbek ise, kaliteli bir isim ancak daha çok süratli yarışlarda başarılı oluyor. Bu şartlarda, ağır kilolu Persian Prince'i yakın takip edecek olan, 4 numaralı Petrocelli'nin kazanmasını bekliyoruz. Aprantis'i de bu aralar çok formda. Bu şartlarda 4 numaralı Petrocelli'yi günün 4. bankosu olarak yazabiliriz. 8. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. 6 numaralı chairman, bu kez lehine şartları yakalamış durumda. Ancak kilosu ağır ve kazanma karakteri güven vermiyor. Bu sebeple riske girmemek gerekir. En ciddi rakibi, 5 numaralı Red Justin olacaktır. Gruptaki yarış kazanma karakteri yüksek olan isimdir. Yarışın süratli tempoda geçme ihtimalinde, sonlarda grubu toplayacaktır. Daha sonra, 3 numaralı Tivatlı'yı yazalım. Bu atın da kazanma karakteri düşük ve bugün stili bir rakibi var. Ancak bazen şansı çok az olan süratli atlar, tempoya karışmayabiliyorlar. Bu durumda yarış ağır tempoda geçer ve Tivatlı'nın şansı katlanır. İhmal etmeyelim. 2 numaralı Mühendis ve 4 numaralı Anzerbalı ise, sigorta amaçlı yazılabilirler. Bu koşudaki sıralamamız 6 5 3 4 ve 2 şeklindedir. 9. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda genel olarak süratli bir tempo bekliyoruz. Eymen Ağa ve Ekürilerden Baba Medet mutlaka liderliği isteyecek olan atlardır. Bunlara, Ortaylı, Barskan ve Su Şahin'i de eşlik edebilir. Bu süratli tempo, şüphesiz 6 numaralı Koray'a yarayacaktır. Etkili düzlük sprinti ile, sonlarda yarışa ağırlığını koyabilir. Biz bugün mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Daha önce Tolga Yıldız ile bir kez start alıp yarışı kazanan Safkan, bugün de sprint mesafesini ayarlayıp kazanmasını bilecektir günün beşinci bankosu olarak yazılabilir. Kocaeli yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.